Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle elimde tuttuğum o minik lifimizi çalışacağız. Yüz lifi ya da bebek lifi olarak çalışacağımız lifimizi örmek için ortadan başlıyoruz ve şöyle görmüş olduğumuz gibi her sırasında farklı renklerimizi kullanarak minik lifimizi tamamlıyoruz. İki e, kesilif olduğu için iki parça halinde çalışmamızı tamamlıyoruz. Aynı şekilde diğer tarafını da çalışıyoruz. Ön yüzümüzü çalışıp her ikisini kenarında gördüğümüz şu trabzan işlemleriyle tamamlayarak bitiriyoruz ve e, bir tane de zincirden oluşan bağcığımızı örüp ucuna minik çiçeğimizi ördükten sonra lifimiz kullanılmaya hazır hale geliyor özellikle yeni başlayan arkadaşlarımız için çok çok kolay bir model herhangi bir şekilde artma ve eksilme yok kafa karıştıracak hiçbir şey olmadığı için çok rahatlıkla bu çalışmamızı yapabileceklerdir Evet kolay gelsin diyerek hemen çalışmamıza başlayalım kolay gelsin hemen işaret parmağıma İpimi biraz sardım orta parmağımın üzerinden kısa ipimi geçirip altından dolaştırıyorum ve sihirli halkamı örmek için hemen hazırlığımı yapıyorum bir ve iki tane zincirimi çektikten sonra halkamı çıkarıyorum bakınız şu şekilde şimdi bu görmüş olduğum yuvarlağın içerisini doldurmaya başlıyorum ilmeğimi uzatıyorum halkanın içine giriyorum bir halkanın içine giriyorum iki yine halkanın içindeyim 3 halkanın içindeyim 4 4 defa ilmeğimi uzattım hepsinin içinden geçiyorum ve bir tane zincirle kapatıyorum ekstra zincir çekmiyorum tığımın başını dolayarak yeniden yuvaya giriyorum bir ipimi şöyle açıyorum biraz da örgümü rahatlatsın diye bir doluyorum 2 doluyorum 3 ve doluyorum 4 4 defa aldıktan sonra içinden geçiyorum ve kapatıyorum. Halkamı da biraz daraltırsam daha rahat örelim. 2 tane fıstığımı yaptım. Hemen 3. fıstığım için 1 2 3 ve 4. 4 tane ipimi uzattıktan sonra çekiyorum. Kapatıyorum. ve Biraz daha daraltıyorum. Çeviriyorum. Bakınız daraldıkça kontrolümüz elimizde. Hepten sıkıştırmıyoruz. Daraltma işlemini buradaki ipimizle yapıyoruz. Şimdi 3 tane daha. 1 2 3 ve 4 geçiyorum. Bir tane zincirle kapatıyorum. 1 2 3 ve 4 geçiyorum. Kapatıyorum. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. En son fıstığımı da yapıyorum. 1, 2 3 ve 4 sonuncu fıstığımızı yaptım çekiyorum ve kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 6 tane fıstığımı ördükten sonra ipimi şu şekilde çekerek sıkıştırıyorum ve fıstığımı bakınız bu şekilde çiçek haline dönüştürüyorum ve ortada hiç boşluk kalmadan kapatıyorum Buradaki 6. fıstığımı birinci fıstığımın üzerindeki kapanış yerine gelerek batıyorum. İlmeğimi alıyorum. Ve en son bakınız ilmeğimin arasından geçiriyorum. Bir tane de zincirimi çektikten sonra hemen keserek ikinci sıramıza başlıyoruz. Sarı ipimi aldım. Bir tane zincirimi çekerek şöyle düğümümü atıyorum. Bir zincirimi çektim ve düğümümü attım. Şimdi ipimi koparmıştım bakınız birisi sihirli halkamızın birisi de sondaki e, bağlantımızı yaptığımız yerin ipi hemen ipimizi kestiğimiz yerden başlamıyoruz. Biraz geriye giderek şöyle her iki fıstık arasına bakınız yere batalım. Ama aynı yere değil yani ipimi kopardığım yerden başlamıyorum. Bu şekilde bağlanıyorum ve bir tane de zincirimi çekiyorum ki sağlam bir şekilde olsun. İpimi uzatıyorum. Uzattığımız ipi hiçbir zaman bir diye saymıyoruz. Tığımın başını doladıktan sonra battığımı 1 diye sayıyorum. Ve ipimi şu şekilde alarak gizlemek istiyorum. 1 4 defa dolduruyorum. 1 2 3 ve 4. 4 defa sardım çından geçiyorum ve kapatıyorum. Herhangi bir zincir çekmiyorum. Sadece kapatmada kullandığımız zincir yeterli. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere 4 defa yine giriyorum. 1 2 3 ve 4. 2 defa aynı yere bakınız. 4'er 4'er dolgumu yaptım ve çekiyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir yuvanın içerisine 2 tane fıstığımı ördüm. Şimdi araya zincir çekmiyorum. Sadece kapama zincirimiz yeterli. Bir sonraki iki fıstık arasına tığımın başını doluyorum. Şöyle giriyorum ve asılıyorum. 1 2 3 ve 4. 4 defa aldım. Çekiyorum. Kapatıyorum. Bir tane fıstığımı ördüm. Hemen aynı yere ikinci bir fıstık için çalışmaya başlıyorum. 1 2 3 ve 4. Çekiyorum, kapatıyorum. Bir tane zincirim oluyor. Bakın, kapatma zinciri sadece ekstra fazladan zincir çekmiyorum ve devam ediyorum. Tığımın başını doluyorum. İki fıstık arasındaki bölgeye girerek 1 2 3 ve 4. 4 defa uzattıktan sonra ilmeğimi içinden geçiyorum. Bir tane zincirle kapatıyorum. Tekrar tığımın başında doluyorum. Aynı yere girerek 1, 2, 3 ve 4. Çekiyorum ve kapatıyorum. Bu şekilde bütün aralara ikişer fıstık dolgusu yaparak başlangıç noktamıza kadar ilerleyelim. Her bir fıstık arasına ikişer fıstık doldurarak sıramızın sonuna kadar geldik. Bakınız ortadaki ilk başlangıçtaki 6 tane fıstığımız gayet güzel bir şekilde belirginleşti. Şimdi 2 2 2 olarak 6 tane çiftimizi yaptık ve yine bir tane zincirimizle kapamıştık. Tekrar bir alt sırada yapmış olduğumuz gibi ilk fıstığın tepesindeki kapadığım yere geliyorum. İpimi geçiriyorum. Ve diğer ilmeğimden geçirdikten sonra bir tane zincirimi atarak kapatıyorum ve ipimi kesiyorum yeni bir rengime geçmek için şöyle görelim bakınız gayet hoş oldu Şimdi beyaz ipimi alıyorum Örmeden önce bir tane zincirimi çekiyorum. Düğümümü atmış oluyorum. Yine ipimi kopardığım yerden değil, biraz geriden gelelim. Hem beyaz ipimi saklamış olabileyim, hem de sarı ipimi kalınlık oluşturmadan araya kapatalım. Yine hepsini hem kendi fıstıklarımızın içerisine hem de aralara ikişer ikişer fıstıklarımızı doldurarak ilerleyelim. Bir tane bağlandı Bir de sağlamlaştırmak için zincirimi çektim. İpimi şöyle kenara alıyorum. Buradan ipimi ardından gizleyerek götürmek istiyorum pas ilmeğimi. Bunu 1 diye saymıyorum. Başını doladıklarımdan sonrasını ve ilk. Bakınız başını doladım. 1 diye sayıyorum. 1 2 3 ve 4. Çekiyorum ve kapatıyorum. Aynı yere bir tane daha çalışıyorum fıstığımı. 1 2 3 ve 4. Çekiyorum, kapatıyorum. Bakınız bir tane çift fıstığımı ördüm. Şimdi her iki fıstık arasındaki bölümüme giriyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 2 3 ve 4 çekiyorum ve kapatıyorum. Yeniden 1 2 3 4 çekiyorum ve kapatıyorum. Bakınız çifter çifter hem kendi arasında hem de iki fıstık arasına girerek çifter çifter örüyorum ve devam edelim araya giriyorum bakın şu iki fıstığımın arasına tığımın başını batırıyorum başını dolamıştım 1 2 3 ve 4 çekiyorum kapatıyorum tekrar aynı yere 1 2 3 ve 4 çekiyorum kapatıyorum ve başlangıç noktamıza kadar yani şuraya kadar aynı şekilde çifter çifter fıstıklarımızı doldurarak ilerleyelim Evet sarılarımızın içerisine beyazlarımızı çifter çifter örerek tamamladım. Hem her iki grup arasına hem kendisinin arasında ikişer ikişer fıstıklarımızı ördük. Ve kapadıktan sonra yine ilk fıstığımın tepe noktasına geliyorum ilmeğimi geçirdikten sonra bir tane düğümümü atıyorum. Rengimi değiştirmek için tekrar ipimi koparıyorum. Yeniden mor rengimize geçelim. Bir tane zincirimizi çekerek düğümümüzü atalım ve kopardığımız yerden değil biraz geriden başlayalım. Şu kısma geliyorum. Bağlanıyorum ve bir tane zincirimi çekip ilmeğimi uzatıyorum. Ve araya fıstığımı tarmaya başlıyorum. Bakınız 1, 2, 3 ve 4. 4 defa aldım. İçinden geçtim ve kapadım. Bir tane fıstığımı yaptım buraya. Bir sonraki bölüme çift olarak fıstığımı yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Kapatıyorum. Bir zincir. Aynı yere bir tane daha fıstığımı örüyorum. 2 3 ve 4. Çekiyorum ve kapatıyorum. Bir tek bir çift olarak çalıştım ve devam ediyorum. 1 2 3 ve 4. Çekiyorum, kapatıyorum. Bakınız bir tek, bir çift, bir tek. Şimdi öreceğim yerde yine çift çalışma yapıyorum. 1 2 3 ve 4 çekiyorum kapatıyorum aynı yere tekrar 1 2 3 ve 4 çekiyorum kapatıyorum bir tek bir çift olarak sıramızı tamamlayalım Evet bir tek bir çift olarak ördük 1 2 3 bu dördüncü sıramızda şimdi aynı şekilde bakınız kapanış noktasına gelerek batıyorum ilmeğimi alıyorum. Diğer ilmeğimi içerisinden geçirip bir tane zincirimi de çektikten sonra ipimi koparıyorum. Şimdi rengimizi tekrar değiştirelim ve beyaz ipimizi alarak örmeye başlayalım. Bir tane zincir çekerek düğümümü atıyorum. Yine ipimi kopardığım yerden değil, biraz daha geriden gelerek örmeye başlıyorum. Bağlanıyorum ve bir tane zincirimi çekip sağlamlaştırıyorum. İpimi şu şekilde alarak gizlemeye hazır hale getiriyorum. İlmeğimi uzatıyorum. Başını doladıktan sonra saymaya başlıyorum. 1 2 3 ve 4. Çekiyorum ve kapatıyorum. Hemen yanındaki bölüme geçiyorum. 1 2 3 ve 4. Çekiyorum, kapatıyorum. Bu sıramızda her bir araya birer tane Dolgumuzu yaparak ilerliyoruz. 1 2 3 ve 4. Çekiyorum, kapatıyorum. Bakınız hepsini tek tek örüyorum. Bir sonrakine geçiyorum ve ipimi şöyle arkadan alarak gizliyorum. 1 2 3 ve 4. Çekiyorum ve kapatıyorum. Bütün fıstıklarımızın arasına birer birer örerek sıramızı tamamlayalım. Bütün fıstıklarımızı birer birer yaparak sıramızın başlangıç noktasına kadar geldik. Tekrar birleştirmemizi yaparak şöyle bakınız fıstığımızı tam kapadığımız yere giriyorum. Alıyorum. Arasından geçirip bir zincirimle kapatıyorum. Evet. Yüz ya da bebek Keseliği olarak kullanacağımız çalışmamızın şimdi el e, girme yerini de birlikte hazırlayalım. Onun için mor ipimi alıyorum. Mor ipimle tekrar çalışmaya başlıyorum. Bir tane zincir çekerek düğümümü atıyorum ve örmeye başlıyorum. Şöyle herhangi bir yerinden örmeye başlayalım. Araya giriyorum, kapatıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum. ilmeğimi uzatıyorum. Şöyle ipimi arkasına alıyorum gizlemek için. 1 2 3 ve 4. Çekiyorum, kapatıyorum. Aynı yere bir tane daha çalışıyorum. 1 2 3 ve 4. Çekiyorum, kapatıyorum. Bir tane çiftimizi yaptık. Başlangıç ve bitişimiz çift. Aralarda tek tek fıstıklarımızı öreceğiz. Geçiyorum. 1 2 3 ve 4. Çekiyorum, kapatıyorum. Bir tane fıstık. Hemen bir sonraki bölüme geçiyorum. 1 2 3 ve 4. Çekiyorum, kapatıyorum. Toplamda 6 tane tek fıstığımızı örelim. Evet, sıramızın sonuna kadar geldim. Başlangıçta çift olarak başlamıştım. Çift 1 2 3 4 5 6 tane tekimi ördüm ve 7. yeniden çift olarak örüyorum. 6 tekimizi ördükten sonra 2 3 ve 4 çekiyorum, kapatıyorum. Yine aynı yere 1 2 3 ve 4 çekiyorum, kapatıyorum. Bu şekilde hem başlangıçta hem sonda çift olarak ördük ve arada 6 tane şöyle görmüş olduğumuz fıstığımızı ördük. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi geri dönüşümüzü yapıyoruz. Geri dönüşümüz için bir tane zincirimi çekiyorum ve ortaya giriyorum. ipimi uzatıyorum ve yeniden fıstıklarımı örmeye başlıyorum. 2 3 ve 4. Atıyorum. Tekrar çift olarak örüyorum. Başlangıç ve bitişimizi yeniden çift olarak örelim. Arayı ise birer birer fıstık olarak örüp çift olarak tamamlayalım. Şöyle görelim. Aynı parçadan iki tane örüyoruz. Ortadan morumuzu başlıyoruz ve aynı renklerle bakınız. İki parçamızı ördükten sonra ters yönlerini birbirinin üzerine kapatıyoruz. Düz yönleri dışarıda kalacak şekilde ayarlamamızı yapıp birleştirme işlemine başlıyorum. Birleştirme işleminde tekrar sarı rengimi kullanmak istiyorum. Tamamen renkleri kendinize göre ayarlayıp zevkinize uygun olarak çalışabilirsiniz dilerseniz iki renkte de çalışabileceğiniz gibi tek renkte de çalışabilirsiniz şimdi birleşme işleminde bakınız çift yapmış olduğumuz fıstığı kapadığım yere giriyorum diğer tarafında aynı yerine girerek başlangıcımı yapıyorum şöyle güzelce ipimizi yarımlamadan alalım bir tane zincirimi çekerek buraya sabitliyorum şu şekilde bakınız 1 2 3 3 tane zincirimi çektim tığımın başını doluyorum aynı yere giriyorum bir tane trabzan aynı yere giriyorum 2 trabzan 3 tane trabzanım ördüm 3 trabzanım ördükten sonra bir sonraki araya gelerek batıyorum ve diğer araya gelerek batıyorum şu ipimi şöyle alta gizliyorum 1 2 3 ve başlıyorum trabzanlarımı örmeye 1 2 ve 3 zincirimizden sonra 3 tane trabzanımızı çekiyoruz şimdi tam araya giriyorum beyazım lamurumun olduğu yeri buraya bu şekilde batıyorum bakınız trabzanlarla kenarımızı tığlıyoruz 1 2 3 3 zincirimi çektikten sonra 3 tane ikili trabzanımı örerek ilerliyorum. Bakınız bir tane hemen yanına gelerek batıyorum. Buradan bir sonrakine tekrar bir zincir çekerek geçip batıyorum. Bir tane atlıyoruz yoksa çok sık olacaktır. Evet şöyle görelim. Yeniden 1, 2, 3, 3 tane trabzanı 1 2 ipimizi almayalım aşağıdan ve 3 zincirimizle birlikte toplamda 4 adet oluyor hemen bir sonrakine gelerek batıyorum bir zincir çekip bir ileridekine şu şekilde birleştirmesini yapıyorum ve bu şekilde e, trabzanlarımızı ve zincirlerimizi örerek sıramızın sonuna kadar ilerletelim. Bir uçtan diğer uca kadar kenarımızı bakınız trabzanlarımızı örerek tığlama işlemimizi yaparak e, diğer elimizi geçirme yerimize kadar geldim ve en son trabzanımı ördüm. Şimdi şuradaki ağız kısmının hem önümüzdeki tarafın hem karşı tarafındaki de aynı şekilde tığlayarak devam edeceğiz şimdi 3 tane trabzanımı ve 3 zincirimi çektim toplamda 4 trabzanım oldu hemen yandaki yere batıyorum bir tane zincir çektikten sonra diğer tarafa batıyorum 1 2 3 trabzanlarıımı örüyorum 1 2 ve 3 bir trabzan bakınız zincir olarak çektim 3 tane de ikili trabzanı ilave ettikten sonra bir sonraki araya batıyorum bir zincir çekiyorum bir ileriye geçiyorum 1 2 3 ve 3 trabzanı ilave ediyorum 2 3 bir ileriye batıyorum bir zincir çektim tekrar batıyorum 1 2 3 1 2 ve 3. 3 tane trabzanım ördüm. Bir ileriye geçerek batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar 1 2 3 3 tane tırabzanımı ilave ediyorum. 1 2 ve 3. Aynı işlemimize bakınız. Tekrar ederek geldim. Şu şekilde yandan çıktım ve ilerledim. Tam diğer başlangıç noktama kadar gelerek batıyorum bir tane zincirimi çektikten sonra diğer yanına geçiyorum ve 1 2 3 aynı işlemi bu şekilde yaparak sıramızın sonuna kadar ilerleyelim. Evet kenarımı tığladıktan sonra ipimi kestim ve tam 100 tane zincir çektim. Bakınız lif ipi olduğu için 100 zincir o kadar çok fazla bir büyüklük göstermedi. Şöyle ölçmek istiyorum. Şöyle makasımla bakınız ucunu tuttum zincirimin başladığı yere. Şu şekilde, şöyle elimi tutuyorum hiç asılmadan diğer ucuna bakıyorum. 39 santim zincirimi çektim. Şöyle bilek kısmına dolamak için şimdi bu zincirimi şu ön kısmına tam ortalayarak ayarlamak istiyorum. Şu beyaz kısmından geçirelim. Diğer kısmını koparmadım. Diğer kısmın ucuna çiçek görmek istiyorum. O yüzden şöyle birer birer beyazdan geçiriyorum. Başlangıç yerimize kadar gelelim. Başlangıç yerimize kadar bakınız, ee, bu kadar oldu tam. Yani kalan kısımları bu kadar. Daha uzun zincir de çekebilirsiniz. Bir tanesini atladım, bir tanesinin altından geçmiştim. Hemen tığımı çıkarıyorum ve uç kısmına dilerseniz biraz daha zincir ilavesi yaparak şöyle rahatlatabilirsiniz. Arzu ederseniz. Eğer fazla çekmiş iseniz tabii ki birazını da sökerek ayarlamalarda bulunabilirsiniz bir ucu halen kopmamış olsun bakınız ben ilave ediyorum biraz daha çünkü şöyle biraz sarkmasını istiyorum özellikle bir tarafını evet şöyle bakınız biraz uzattım ve hemen tığımın başını doluyorum 1 2 3 4 dördüncü zincirin içerisine gelerek batıyorum 1 aynı yere yeniden batıyorum 2 zincirimiz de birlikte 3 oldu. Bir daha 3 tane trabzanımı ördüm. 3 trabzanımızı ördükten sonra 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Tekrar 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum ve aynı yere 3 tane trabzan örüyorum. 1, 2 3 zincirimle birlikte 4 oldu. Bakınız başlangıç zincirimle. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bu da bitiş zincirimizde toplamda 4 tane trabzanımız oldu. 1, 2, 3, 3 tane zincir çekiyorum. Ve tekrar 3 tane trabzanımı aynı yere yapıyorum. 1, 2, 3. 3 trabzanımı tamamladıktan sonra 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum ve aynı yere gelerek batıyorum ve bu şekilde bir tane 3 dilimden oluşan çiçeğimi yapmış oldum. Aynı şekilde diğer tarafı da yapalım ve lifimizi e, tamamlamış olalım. Şöyle bağlantı olarak ha, arkadaki ipimizi de bakın, zincirimizi de kavrayarak battım. Bir tane de zincirimi çektim. ipimi kestim şu şekilde diğerini de aynı çalışmayı yapalım Evet küçük lifimiz bu şekilde kullanılmaya hazır Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişizdir yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın mutlu kalın görüşmek üzere